Türkiye'nin bir numarasında Number One Türk'te Number One Star programıyla sizlerleyiz. Daha fazla müziğin adresindesiniz ve bugün de çok önemli iki konuğumu ağırlıyorum. Emrah Karaduman, merhaba Emrah'cığım. Merhabalar. Ve Aleyna Tilki. Merhaba. Merhaba Aleyna'cığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Emrah Karaduman, çok teşekkürler. Hemen hatırlatalım. Çok önemli şarkıların çok önemli bir müzisyen ve aranjörü ve aynı zamanda prodüktör DJ Aleyna Tilki de Yeteneksiz'in Niz yarışmasında tanıdığımız çok güzel sesi olan, Shakira gırtlağı olan ve aynı zamanda çok iyi dans eden ve Türkiye'nin şu anda en genç solisti unvanını elinde bulunduran arkadaşımız. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Evet Emrah'cığım, önce bu projeyi konuşalım. Cevapsız Çınlama. Evet, Cevapsız Çınlama. Çok garip bir isim var Emrah. Nereden buldun bu ismi? Sözlerimizi Gökhan Şahin yazdı. Onunla yapıyoruz genelde şarkıları. O bana yazıyor, gönderiyor. Evet. Güzel şarkılarımız var, biliyorsun zaten onları. Tabii, tabii. En son Prenses'i yaptık beraber, o yazdı. Hadise Prenses'i. Evet, şu anda 140 milyon falan dinlenmeye, izlenmeye ulaştı YouTube'da. Bunun sözleri de yolladığında heyecanlandım zaten. Hemen besteledim kendi projem. Aleyna var mıydı o arada? Aleyna vardı zaten de şarkı bitmeden daha ben solisti düşünemiyorum. Hani şarkı bitsin en iyi kimin üstünde durur? En iyi kilit kim der diye düşündün herhalde. En iyi kilit Aleyna diye. Evet. Evet. Güzel dedi, ilgi çekti. Sonra... Aleyna. Ve sonra Aleyna'yı aradın ve projeye başladınız. Evet. Peki Aleyna, bu kilit kesiği diye başlayan bir yani şarkının başı var ya. Hı hı. Şarkının başı neydi Emrah? Kilit kesiği. Kağıt kesiği ve devamı. Kilit kesiğinden daha çok acıtır. Hemen geçmez öyle vicdanın izi. Tamam. Burayı canlı söyler misin rica etsem? Müzikal söyleyeceğim melodiyi. Tabii tabii, müzikal. Kağıt kesiğinden daha çok çok acıtır. Bir daha söyler misin? Kağıt kesiğinden. Kağıt diyebilir misin rica etsem? Kağıt. Kağıt kesiğinden. Kağıt. Kağıt. Kağıt olmuyor mu harbiden? Bir dakika. Kağıt ama. Kağıt. Şapkası var ya ondan. Kağıt mı? Kağıt. Ama öyle olmuyor. Kağıt kesiğinden oluyor. Olmuyor. Tamam, bir daha tekrar söyle. Yani sonuna kadar söyle. Tamam. Kağıt kesiğinden daha çok çok acıtır. Hemen geçmez öyle vicdanın izi. Süper. Şimdi bu klibi bir izleyelim. Arkasından yine konuşalım. Harika. Tamam. Konuşalım. Cevapsız Çınlama klibini izledik. Söz konusu ikili şu anda stüdyomuzda. Stüdyomuzda. Aleyna, senin yüzünden benim de dilim şey olmaya başladı. Program bittiğinde konuşmayı unutturacağız sana. Programa program falan diyeceğim. Kağıda kağıt diyeceğim. Program. Emrah, hemen geliyorum sana ama Aleyna ile ilgili aklında olan bir soru var. Sen Avrupa'da falan büyümedin. İstanbul'un Maltepe'sinde büyüdün. Ve bunun dışında da Konyalısın. Evet. Tabiri caizse Konyalısın. Konyalı birisi nasıl böyle bir Shakira gibi bir aksan kullanıyor? Konyalıyız. Babam ama aslında Rus göçmeni, göçmenler yani. Oralardan birazcık böyle batı tınlıyor görüntüm. Sesimi de annemden aldım bu arada. Öyle ben, mi? Evet, annem çok güzel şarkı söylüyor. Benden tabii ki de daha güzel söylüyor. Yani onun sayesinde şarkı söylemeye başladım zaten. Müziğe eğilimim onun sayesinde. Shakira'ya, Beyoncé'a eğilimim de onun sayesinde oldu. Onlarla da büyüyünce işte böyle... Oldu diyorsun. Bir şeyler oldu. Peki Emrah, bu arada stüdyomuzda o kadar relaksız, o kadar şeyiz ki yani biz bizeyiz. Çayları içiyoruz, kahveleri içiyoruz. Aynen. Hemen söyleyeyim sana, Aleyna'yı keşfettiğinde ne düşündün? İşte yeni Selena Gomez'i Türkiye'nin diye düşündün mü? İlk yeteneksizsinizde gördüm. Benim de projem devam ediyordu, sonlarıydı. Acaba yetişebilir mi falan diye bir mesaj attım. Dahil olmak ister misin falan diye. Hı-hı. Sonra zamanlar uymadı. O yüzden Toz Duman projemde yer alamadı. Kısmet bu projeymiş. O zaman hemen soruyorum. Her şeyin hayırlısı oldu yani. Kızı mı çok beğendin, sesini mi çok beğendin yoksa hepsini birden mi çok beğendin? Sesi çok güzel, kız çok güzel, enerjisi çok güzel. Bunlara ben okey olduktan sonra zaten peşinden gelen dans yeteneği vesaire joker oldu benim için, bonus oldu. Süper. O zaman senin bir klibinle devam edelim. Edelim. Murat Dalkılıç'la yapmış olduğun ortalığı kasıp kavuran şarkınla, 40 yılda bir gibisinle ardından da sohbetimize devam Harika. Edelim. Türkiye'nin bir numarasında daha fazla müziğin adresinde Number One Türk'te Number One Star programı devam ediyor ve konuklarımız da şu anda stüdyomuzda. Televizyonu yeni açan izleyicilerimizi hatırlatalım. Emrah Karaduman, Aleyna Tilki. Aleyna Tilki, Yeteneksizsiniz de popüler olmaya başladı, ardından Emrah'la bir projede buluştular. Cevapsız Çınlama bir single albüm
Evet, albüm single tek şarkı. Şey mi, dijitalde mi var? Tek şarkı dijitalde var. Sonradan yine DMC'den çıkacak olan bir compilation albümde yer alması bekleniyor. Bizim compilation'da olsaydı be. İnşallah. Buradan Samsun abiye duyurulur. Talep var. Başka şey albümde. Samsun demin ne dedi peki bu projeyi görünce ve Aleyna'nın sesini duyunca ya da sen projeyi anlatınca ne dedi? Ya yani şey dedi mi, Emrah çok beğendim, bayıldım, hemen buna yapalım dedi mi? Dinlettim, yürür dedi, o kadar. Yani yürür dediyse yürüyor yani. Aleyna'nın şey söyleyecek galiba. Yok, güldüm sadece. Zaten onun da tecrübelerine sonsuz güvencim olduğu için. Abi tecrübeye ne gerek var, kız bomba. Aynen. Yani ben sana bir şey söyleyeyim, 2014 yılından beri bu müzik sektörü çok acayip Emrah, sen daha iyi biliyorsun. Sen işin mutfağındasın. Ya kardeşim böyle müthiş bir yetenek var, yaşı küçük. Evet. Bütün herkes, yapımcılar ne diyor? Keşke genç birisini bulsak da star yapsak, dünya starı yapsak vesaire evet. gibi. Genç birisi çıkmış 2014 yılında, daha ilk şarkıda belli. Orada zaten jüri de bayılıyor, ayılıyor. Bir tanesi de telefon açıp bu kıza 2014 yılında albüm yapmıyor. Sen hı hı. işte bir müzik adamı olarak, bir genç bir müzik insanı olarak diyorsun ki bununla bir şey yapalım ve kısmet 2 sene sonra oluyor. Yani bu acı bir şey aslında, biliyor musun? Aslında talep varmış fakat Aleyna'yı heyecanlandıran bir proje gelmemiş. Yani aslında daha çok ben Türk pop pek bilmiyordum. Bu yani biz sana öğretirdik Aleyna. 14 yaşıma kadar, 15 yaşıma kadar hiç bilmiyordum. Bu yüzden gelen tekliflerden pek bir şey anlamıyordum. Gelen şarkılardan yani böyle enerjisini hissedemiyordum. Evet. Ama işte Emrah'la tanışınca ve karakteri, efendiliği, yani bunların hepsini de göz önünde bulundurarak enerjisel olarak çok inandığım için şarkının ne olacağını önemsemeden Emrah'la çalışabileceğime karar vermiştim ben de zaten. Süper. O zaman Emrah'ın Demet Akalın'la yaptığı İntikam videosunu izleyelim. Sonra devam edelim. Türkiye'nin bir numarasında Number One Türk'te programımız devam ediyor. Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ya da Emrah Karaduman, Aleyna Tilki. Aleyna Tilki, Emrah Karaduman. Şaşırmamak için tekrar ediyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sen çok çılgın bir kızsın. Hatta elbiselerinle bile denize girdiğini söylüyorsun. Galiba değil mi? Evet öyle. Yakın zamanda yaptın mı böyle bir çılgınlık? Yani bir hafta önce yaptım. Emrah da katıldı mı sana? Hayır, katılmadı. Emrah sen tam tersin. Araba galiba kullanacaktım çünkü koltuklar rahatsız ederdi ıslak ıslak. O evet, evet. Elevizyona katılır mısın diye sordular. Evet, çok istiyorum ülkemi, vatanımı temsil etmeyi. Süper. Peki bunun dışında eğitim hayatın devam ediyor. Lise 3'e gidiyorum. Zaten üniversitede de psikoloji düşünüyorum. İkisi bir arada yürüyecek mi? Mesela Emrah da bunu düşündü mü? Ya bu kızın da okulu vardır. Ya şarkıcı yapacağız ama bu arada eğitimini bırakır falan diye bir şey düşündü mü? Emrah sen cevap ver. Zaten ona göre bir plan yaptık. Evet. Hmm. Okuluna engel olmayacak şekilde. Peki şimdi normal okula gidiyorsun sen değil mi? Devlet okuluna yok, gidiyorsun. Yok. Kolej. Veya kolej. Fark etmiyor. Şimdi sen meşhur oldun. Daha da meşhur olacaksın. Şimdi rahatsız olmayacak mısın? Herkes gelecek, sana bakacak, edecek. Şu anda da bakıyorlardı herhalde. Ben küçüklüğümden beri böyle bir derya var. Yani neden bilmiyorum ama insanlar hep bakıyorlar ve hep yanıma geliyorlardı. Birinci sınıftan beri böyleydi. Yani çirkin yüzden olduğun için olabilir mi? Bilmiyorum. Belki enerji ve ruh içten bir insanım. Belki de bundan. Yani sadece ilgilenen insanların sayısı kat ve kat artıyor ama yani sağ olsunlar, yani yaratanın bana bir lütfu belki ama doğduğumdan beri zaten çevre hep beni tanır. Bulunduğum semt, bulunduğum okulun en popüler kızı olurdum ama bu bir özellik sadece, bilmiyorum. Bence şey de olabilir değil mi Emrah? Bir fiziğin farklı akranlarına göre, bir de güzel de bir kızsın işte. Bundan dolayı da insanların dikkatini çekiyorsundur. Bir de dediğin gibi bir enerjin var ve o enerjinden dolayı da insanları çekiyorsundur. Daha da fazla artmıştır şimdi bu şeyle beraber, tabii, şarkıyla beraber. Ne gibi değişiklikler oluyor mesela mahallede, orada, burada, şurada filan? Yani arkadaşlarıma hep bahsediyordum zaten. Bir gün bir klibim olacak, çok güzel olacak, klipte dans edeceğim falan diye. O yüzden onlar da çok sevindiler. Anlattıklarımı yapabilmeme, daha reşit olmadan yapmaya çabalamama ve verdiğim emeklere de tanık olanlar gerçekten beni tebrik ettiler ve çok büyük de desteklediler yani. Emrah, beklediğin gibi oldu mu? Beklediğimden iyi oldu. Öyle ben mi? Şarkının hakkını fazlasıyla vereceğine zaten inanıyordum ama fazlasıyla verdi. Gelen tepkilerden zaten belli. Süper. O zaman yine bir klip arası verelim. Ardından sohbetimize devam edelim. Tamamdır. Türkiye'nin bir numarasında Number One Türk'te programımız devam ediyor. Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman stüdyo konuğumuz.
Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne hoş bulduk program için? Sonlara geldi. Ne nasıl geçti? Hoş geldin. Abi acayip sorular var. Hemen söyleyeceğim sana. Bu yarışmada nasıl keşfettiler seni Aleyna? Bu yarışmada çevredeki... Ya, hay. Bu yarışmaya başvuruyor. 10 binlerce insan başvuruyormuş o yarışmaya. Evet. Sen nasıl aralarından sıyrıldın? O eliminasyondan nasıl geçtin? Ben çok uğraştım ya. Beni beğenmediler. Bildiğin misin? Yani ben yani dedim ki şu televizyona bir çıksam her şey çok güzel ama çıkamıyorum bir türlü. Çıkartmıyorlar. Yani hayır canım benim ya. Birkaç kere gittim elemelere. Yani evet, öyle evet. Tek gidişte falan değil. En son küstüm. Gitmiyorum tamam dedim. Onlar bana geldiler. Öyle Aleyna mi? Televizyona çıksan dediler. Ben de tamam o zaman bir gesi bağları söylerim dedim. Bununla ilgili bir bandımız var. Birazdan bunu bir izleyelim. İşte jüri şaşırıyor, işte yaşına maşına filan evet. Bakıyor. Sonra çok alkış alıyor. Bu arada uzun ince bir yoldayımı söylüyorsun. Ve böyle türküleri söyleme gereği nereden hissettin? Onu bir sorayım. Ben küçüklüğümden beri Türkçe hiç dinlemedim. Sadece Selda Bağcan dinledim. O yüzden. Sivas'ın yollarını söyleseydin? Yani Gesi Bağları'nın sözleri de biraz böyle. Ben sokak müziği yapıyordum alt geçitte gitarla falan. O zaman da çok güzel gidiyordu alt geçitte. İnsanlar güzel tepkiler veriyorlardı. Para veriyorlar mıydı? Çok kızınıyordum. Evet. Sivas'ın yollarını biliyor musun? Yani hiç söylemedim. Biliyorum Anladım. Tabii ki ama söylemedim. Peki o zaman sen nasıl buluyorsun bir müzik adamı olarak bu türkü formatını bu şekilde yorumlamasına? Shakira gırtlağıyla yorumlamasına. Evet kendine az bir yorumu var. Ben de çok beğeniyorum. O yorumu da kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel mi? Yani bazıları eleştirir ya işte türkülerin formatını bozuyorsunuz kardeşim falan herkes derler. Herkes aynı söylerse bir lezzet olmuyor ki. Çeşitlilik olması lazım yani. Farklı bir şey olması lazım kesinlikle, değil mi? Kesinlikle aynen. Peki o zaman Aleyna ile ilgili hazırladığımız klibi izleyelim. Süper. Ardından devam edelim. Türkiye'nin bir numarasında programımız devam ediyor. Emrah Karaduman, Aleyna Tilki ikilisi yanımızda, stüdyomuzda. Cevapsız Çınlama. Çınlama isimli. Evet. O muhteşem ismi olan şarkıyla bize konuk oldular. Bu single ve şu anda da dijitalde patlama evet, yapıyor. Tek şarkı. Bir rekora doğru gidiyor çıktığı andan itibaren. Evet ilk haftada 2 milyon. Evet 2 milyon. Galiba senin bugüne kadar yaptığın projelerde işte hem Demet Akalın hem İrem Derici hem de Murat Dalkılıç'la klip çektin. İlk çıkışa baktığımızda Aleyna onları katladı gibi değil mi? Güzel gidiyor evet. Yani şu an 40 yılda bir gibisinde bir sene içinde 80 küsur oldu. 84 milyonda galiba şu an. İlk 5 günü değerlendirdiğinde ben baktım ben, ilk 5 evet, günde böyle bir çıkış katlamışsınız bayağı. Aynen aynen. Nedeni Aleyna mı olabilir yoksa olabilir ve şey, şarkı mı olabilir? Yeni bir isim çıkıyor ve dikkat çekici sesi ve güzelliği var. İnsanların ilgisini çekiyor. Herkes paylaşırken birini etiketliyor ve arkadaşının da görmesini istiyor. Önerilenlere geldi evet, mesela. Evet. Peki Aleyna sen ne düşünüyorsun? Bunun nedeni ne olabilir? Ya o kadar starla Emrah iş yapıyor. Emrah'a tartışmıyoruz yani. Çok başarılı bir müzisyen. Ve o kadar starla klip yapıyor işte bilmem ne ama sen bunları oranlarsak koşarak gidiyorsun. Onların yani ilk zamanlarında daha hızlı yükseliyorsun. Yani bence yeni çıkmamın bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve işte bunun yanında zaten şarkımız çok güzel. Yani ben çok seviyorum. Yani büyük bir kitlenin şarkıya vurulduğunu düşünüyorum. Ve elimden geldiğince de kendi ruhumu katmaya çalıştım şarkıya. Ruhuma da açıkçası güveniyorum. Sen. Bu şekilde. Erkek arkadaşın var mı? Erkek arkadaşım yani... Çok zor bir soru sordum. Ekonomiyi sordum sanki kıza. Ya da işte son dönemlerdeki Orta Doğu projesiyle ilgili bir şey düşünüyor musun diye. Aleyna evet ya da hayır. Yani... Kararsızsın. Var. Yapma ya. Kim olabilir acaba? Tanıdık yani, birisi mi? Yani yok. Yok erkek arkadaşım. Vazgeçti. Ayrıldı şu an. Şu an ayrıldı. Olay bitti. Olayı bitirdim. Olay bitti. Bir soru daha var. Sorayım onu. Aralarında aşk var mı diye bir soru sordular. Onu da isterseniz yanıtlayayım. Çok iyi arkadaşız. Biz çok yakın arkadaşız. Sadece arkadaşız. Sürekli görüşüyoruz zaten. Aynen. Gizli saklı buluşmalar. Gizli saklı sadece değil. Sadece arkadaşız. Yok ya Özgün'ü şarkı saklama gel. Özgün'e de selamlar. Özgün'e buradan şey çok seviyorum. Klip çekemedik onunla. Yaptık çok güzel bir şarkı. Ha. Hatta çok mesaj aldık. Kliplendirin artık falan. Yoksa biz çekeceğiz klibi dediler. Evet. Ama denk gelemedik. Şirketler bir zaten farklı. Emrah Özgün'den bahsettik. Önümüzdeki günlerde geliyor bana konuk olarak. Çok severim onu. Hemen bir klibini, son video klibini izleyelim onu. İzleyelim. Süper. Ardından devam edelim. Türkiye'nin bir numarasında harika bir program sizlerle devam ediyor. Sevgili izleyiciler ve Emrah Karaduman, Aleyna Tilki ikilisi bizimle. Aleyna her halükarda kadrajdasın. Hareketlerine dikkat et. Aleyna çok kıpır kıpır, enerji dolu. Emrah'la konuşurken de sen de gözüküyorsun. Bunu da söyleyeyim. Tamam.
ondan sonra? Demin mesela elin yanlışlıkla burnuna gitti, sonra geri çektin. Hayır, gözümü çektim. Şöyle şaka alırken şöyle. Emrah, yeni projeler var mı? Mesela Demet Akalın albümde, işte ne bileyim Ajda Pekkan albümde gibi böyle önemli isimlerle bir proje Demet var mı? Demet Akalın'ın çıkacak albümde bir tane aranjman yapıyorum şu anda. Sonlara yaklaştık. Onun haricinde ben zaten sürekli bir proje düşünüyorum. Yolda giderken bile hani... Kendin için mi yoksa başkaları için mi? Genel. Genel düşünüyorsun. Projeyi bitiriyorum kim olursa. Stüdyon var, kendine ait bir stüdyon var. Evde çalışıyorum ben. Home stüdyo. Aynen. Çok en güzel. Rahat öyleyim. Çünkü öbür türlü işe git gel psikolojisi biraz beni şeyden, müzikten uzaklaştırıyor. Bu Sinan Akçıl'dan biliyorum. Bu home stüdyo olayları biraz sakat hocam. Bazı sanatçılarla yakınlaşmalar olabiliyor. Ama Sinan Akçıl açısından demiyorum. Genel anlamda biz düşündüğümüz için biraz da dikkat etmek lazım söylediklerimize, yanlış anlaşılmasın. Öyle şeyler oluyor mu mesela? Yani sanatçılarla yakınlaşma oluyor mu? Herkes merak ediyor. Sadece yoksa ben merak ediyorum. Ben zaten mesela toplantılarımı genelde dışarıda yapıyorum. Okumalar da dışarıda oluyor. Home stüdyom dediğim evimin alt katını bayağı stüdyo yaptım. Evle alakası yok zaten oranında. Üst katları benim evim. Anladım. O zaman bu soruyu komple kaldıralım. Home stüdyoda güzel çalışmak... Güzel ama bunu bir yerde kullanabilirsin. Daha, öyle güzel. Home stüdyoda çalışmak keyifli diyorsun. Aynen, çok keyifli çünkü hadi çalışacağım deyince çalışamıyorsun ya da şöyle bir şey oluyor. Yatıyorum zaman mesela. Zaman belli değil o işin. Yatıyorum yatağa, uyuyacağım, aklıma bir şey geliyor, hemen pat aletleri açıyorum, başlıyorum çalışmaya. Ya da oturuyorum, çalışasım yok ya diyorum, kapatıyorum, yatıyorum aşağı. Çok güzel. Şimdi Samsunlu Emrah Karaduman, Gonyalı Aleyna Tilki ile programımız devam ediyor. Bir klip arası, arkasından buradayız. Türkiye'nin bir numarasında Number One Türk'te programımız devam ediyor. Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'la beraberiz. Evet. Sevgili Emrah, bundan sonra projelerin devam edecek gibi gözüküyor. Sanatçılarla ilgili projeler de devam ediyor. Evet. Çok para kazanıyor musun? Sahneden de para kazanıyorsun. Şu anda kazandığım işime yatırdığım için hani... Abi ben de bunu hastayım. İşime neyi yatırıyorsun? İki tane prosesör alıyorsun, iki tane klavye alıyorsun. Onlar sürekli bunlar... değişiyor işte. Bir de aldığının yarı fiyatından daha ucuza gittiği için. Yani sürekli teknoloji mi değişiyor da biz sürekli değiştiriyoruz. Ben de, mesela her sene araba değiştirmek gibi bir şey bu. Bilmiyor insanlar çünkü. Bir de alet edevattan ziyade kullandığın sesler de değişiyor. Sürekli yeni bankalar çıkıyor, programlar çıkıyor. Onları lisanslı almak zorundasın. Hem hak geçmesin hem zaten daha randımanlı çalışmak adına. Böyle işte. Güzel. Yatırımımı müziğe yapıyorum. Evet, evet. Bir de ufak bir kredi ödüyorum. Şu anda böyle ama kazanmaya başlayacağız. Sahneden de kazanıyorsun değil mi? Artık bu DJ'lik yaparak. Aynen, sahneden de kazanıyorum. Güzel. Şimdi Aleyna da gideceksin herhalde bir iki yere. Evet, gideceğiz. Nasıl evet. Şey? Süper. Aleyna, hemen sana geliyorum. Sen küçükken de böyle uzun boyluydun. Alakasız bir soru soralım. Evet, küçükken de hep uzundum. Hala uzuyorum. Şimdi mesela senin yaşını büyük görüyorlar hep değil mi? Böyle büyük zannediyorlar seni. Erkekler sana yaklaştıklarında mesela yaşını duyunca geri kaçan oluyor mu? Yani rastlamadım. Ne olursa olsun gel diyorlar. Yok sağ olsun, yani herkes seviyor, destekliyor yaşımı da. Olgunluğumu güzel. Ve oturaklı bir kişilik olduğumu çevremdeki herkes biliyor. Ve zaten yaşıtlarımdan çok çok daha büyük insanlarla daha çok görüştüğümü de biliyorlar. Yani kafa olarak daha çok uyuşuyoruz. Ama yaşıtlarımın da enerjisini çok seviyorum. Onlarla zaten tam bir liseli oluyorum ama hayatım boyunca tamamen bir çocuk olamadım tabii ki. Böyle bir şey var. Peki annem baban seni böyle nasıl yetiştirdi? Onlar da herhalde seni serbest bırakmışlar. Bir özgüven olmuş sende. Evet, çok ailem beni gerçekten bana çok güvendiği için bana çok büyük özgürlükler tanıyorlar. Yani her şeyde destekçimler. Özgürlüğün yanında bunun destekçisi de oluyorlar. Bu yüzden çok sağ olsunlar. Yani onlar sayesinde zaten bir şeyler yapmaya çabalıyorum, yapabiliyorum belki de. Peki bir klip arası verelim. Ardından da veda anonsumuzda burada olalım. Türkiye'nin bir numarasında Number One Türk'te Number One Star programımızın artık sonuna geldik. Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman stüdyomuzda. Evet. Emrah, hemen sana soralım. Bundan sonra artık böyle single single gideceksin herhalde. Bir süre tek şarkı. Keyifli geldi. Aynen. Albüm çünkü uzun bir süreç gerektiriyor. Bir de biz yaptığımızı hemen paylaşmak istiyoruz. Aranjör, yorumcu arkadaşlarım da aynı şekilde. Hemen çıksın, herkes dinlesin falan kafasındayız. O yüzden o albüm bir ızdırap haline dönebiliyor. Peki en zor çalıştığın solist kim? En kolay çalıştığın solist kim? En zor
Hepsiyle kolay anlaşıyorum. Hani Emrah, hepsi çok profesyonel olduğu için. Bir tane isim ver. Bir tane isim vereceksin. Yok valla ben zorlanmadım hiçbiriyle. Öyle hani mi? Onlar tamam. Şöyle diyelim, titiz. Mesela Hadise mi daha titiz? Demet Akalın mı daha titiz? Ne bileyim, Hande Yener mi daha titiz? Hepsi, yani hepsi titiz abi. Gelmiyor şu şöyle anda. Bir durum var. Onlar okey verse bile Aleyna da şahit oldu. Ben hayır diyorum daha bitmedi. İçime benim sinirine kadar devam ediyorum o projeye. Hmm. Onlar okey verse bile. Ama hepsi titiz. Evlenmeyi düşünüyorum tabii ki. Kimle evleneceksin? Gece gündüz bu böyle bir hayat yaşıyorsun. Senin gibi bir aranjör olması lazım. Tabii beni çok iyi anlayan biri olması lazım. Birkaç sene var zaten, hemen düşünmüyorum. Anladım. Daha var. Aleyna, sen düşünüyor musun evlenmeyi? Yani tabii ki de, yani evlenmek, ikinci bir aile kurmak mantıklı. Güzel. Kulağa hoş geliyor. Yani aha, yeni duydum. Güzel. Bebek çok seviyorum. Ondan güzel geliyor, evet. Bebek sahibi olmak isterim diyorsun yani. Yani evet, şu anda bile kardeşimle aramda çok güçlü bir bağ var. Yani çok kendi güzel. Çocuğum da olsa aynısı olurdu. Gördüm, kardeşin de çok sevimli. Peki hemen şunu da söyleyeyim. Bundan sonra mesela ne gibi teklifler gelse değerlendirsin? Mesela atıyorum dizi, sinema, ondan sonra sunuculuk, DJ'lik. Kızlar da DJ'lik yapıyor, para kazanıyor. Hepsini aslında aldım. Bu tekliflerin hepsini çok güzel, çok güzel yerlerden aldım. Ama şu anda asıl odaklandığım kitabım, yeni bastıracağım bir kitabım var şu anda. Kişisel gelişim ve felsefe karışımı bir şey ve müzik. Yani şu anda bunları ilerledikten sonra zaten senaryo falan da yazıyorum. Onların da belki başrolünde farklı bir şekilde oynarım falan. Tiyatrocuyum aynı zamanda zaten. Bunları değerlendireceğim ama enlerim daha çok bu kitap ve müzik yönünde şu anda. En azından belli bir yaşa kadar diyelim. Peki, o zaman çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Biz sana çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Çok memnun olduk. Cevapsız çınlamayla veda edelim mi? Harika olur. Harika olur. Peki, o zaman söz konusu ikiliye çok teşekkür ediyorum. Başka bir projede inşallah yine ağırlarız. İnşallah. Belki de başka bir sürprizler olur. Değil mi? İnşallah. Yani birliklerimiz devam eder. Number One Star programının sonuna geldik. Haftaya bir başka starla birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.